Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok acı bir olay yaşadık. Taksim'de bir bomba patladı. 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Dün de ifade ettiğim gibi böyle bir acıyı yaşamak, her hanede kendi evladıymış gibi bu acıyı içinde hissetmek, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her yurttaşın içselleştirdiği bir şeydir. Herkesin canı yandı, herkesin içinden bir parça koptu. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, güçlü bir devlet. Böyle büyük ve güçlü bir devletin maalesef güçsüz, ne yaptığı belli olmayan, ne söylediği belli olmayan, kendi bakanlığını yönetemeyen bir bakan tarafından İçişleri Bakanlığı idare ediliyor. Ve buna birisi göz yumuyor. Göz yuman kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütün bu işlerin sorumlusu ve tetikçisi Süleyman Soylu'dur. Bakın, bu elimdeki belge, konuşmama başlamadan önce söylüyorum, geri kalanını konuşmam içerisinde anlatacağım. Emniyetin internet sayfasından indirdiğim bir belgedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da video görüntüsü vardır. Bu konuyla, bu konuşmayla ilgili. Bakın, bu konuşmada İçişleri Bakanı bu terör saldırısından sonra nasıl bir ifade kullanmış? Kimsenin etrafında Nusaybin'in, Kızıltepe'nin, Kamışlı'nın olduğu gibi birçok terör örgütünün fink attığı ve birçok ülkenin istihbarat ağlarının fink attığı bir yer yoktur. Şimdi ben size soruyorum değerli arkadaşlarım. Nusaybin ve Kızıltepe hangi ülkeye ait? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde. Bunu söyleyen kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı. Ne diyor burada Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı? Diyor ki, bizim sınırlarımız içerisinde terör örgütleri fink atıyor. İstihbarat örgütleri fink atıyor diyor. İşte belge. İsteyen arkadaş videosunu da indirip gösterebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni İçişleri Bakanlığı'nın başındaki bu adamdır. Şimdi arkadaşlar, olayı birlikte inceleyelim. Süleyman Soylu ayrıca dedi ki, bu terör örgütünün arkasında ABD vardır dedi. Taziyesini de kesinlikle kabul etmiyoruz dedi. Ya bunu sana Recep Tayyip Erdoğan söyletmediyse, kendi başına söylediysen bunu, bunun gereğini Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması gerekiyor. Ama ben inanıyorum ki bunu İçişleri Bakanı'na söyleten ve daha sonra da Biden'ın elini sıkıp taziyeyi kabul eden Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu bu noktaya getiren Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zattır. Ama bunlar bir şeyi planlarken ve yaparken dahi beceriksizce ellerine yüzlerine bulaştırarak yapıyorlar. Şimdi arkasından diyor ki, mesajı aldık, karşılığını vereceğiz. Adım adım gidelim burada. Mesajı aldık, karşılığını vereceğiz. Arkadaş ya, İçişleri Bakanı terör örgütünün mesajını aldık der mi? Size soruyorum. İçişleri Bakanı terör örgütünün yaptığı bir eylemden sonra, 6 tane kardeşimiz hayatını kaybettikten sonra, terör örgütü bize vermek istediği mesajı biz aldık diyor İçişleri Bakanı. Yani bu gerçekten arkadaşlar, aklıyla hareket etmiyorsa başka bir şeyle hareket ediyor. Başka bir şeyle hareket ediyor. Çünkü aklıyla hareket eden bir insanın bunları kullanıyor olması mümkün değil. Bir gün sonra arkadaşlar, MIT, CIA
ve Rus istihbarat şefleri Ankara'da ağırlandı. Bir gün sonra ABD'nin yaptığı, CIA'nın içinde olmadığı bir terör saldırısı mümkün müdür? Yani hem diyorsun ki ben onların taziyesini kabul etmiyorum, hem de oturuyorsun CIA ile toplantı yapıyorsun. Bir gün sonra da Tayyip Erdoğan sanki Süleyman Soylu böyle bir şeyi söylememiş gibi gitti Biden'ın elini sıktı, taziyesini kabul etti. Şimdi bir kere daha soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşayan bütün yurttaşlarımızın dikkatini buraya çekmek istiyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hangi ülkesinde olursa olsun, bir İçişleri Bakanı burada yapılan terör örgütünün yaptığı saldırının arkasında şu ülke vardır dedikten sonra o ülkenin başkanı gidip onunla el sıkışmaz. Sıkışmaz, böyle bir şey yok. Burada bu emri Recep Tayyip Erdoğan Soylu'ya vermemişse bunun başka bir açıklaması yok. Recep Tayyip Erdoğan bile bile bunu yaptırıyorsa o zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın bu millete bunun hesabını vermesi gerekiyor. Terörle mücadele MİT'in dışında istihbaratın olmadığı bir mücadele olabilir mi? Devletin başının bilgisinin olmadığı, iradesinin olmadığı bir mücadele olabilir mi? Bana göre olamaz. Akılla düşündüğün zaman olamaz. Kardeşlerimizi kaybettiğimiz, ciğerimizi yakan terörle mücadele şov alanı değil ki. Süleyman Soylu'nun şov alanı değil ki. Süleyman Soylu'nun beceriksizliğinin bedelini ya da oynanan oyunlardaki aldığı rolün bedelini Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan masum insanlar kanıyla ödemek zorunda mıdır? Buna devam etmek zorunda mıdır? Topyekün hem iktidarın kendi içinde hem de muhalefetin her kesiminin, hepimizin birlik olduğu ortak bir mücadelenin sürdürülmesi gerekirken bu insanlarla bir arada bir uzlaşı içerisinde samimi olmadıkları için, kafalarının arkasında başka bir şey olduğu için bunu bir düzgün bir şekilde yürütmedikleri için, beceriksiz oldukları için, art niyetli oldukları için, kötü oldukları için bunu ortak bir zeminde birlikte yürütemiyoruz. Soylu tek başına faili bulduysa, yani bu da Amerika ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi burada. AKP iktidarı Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili delilleri kapalı oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirir konuşur. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Elini sıktığın Biden'la mı, Biden'ın söylediği mi doğru, onunla mı samimisin? Yoksa emir verdin Soylu'ya mı söylettin, emir vermedin Soylu sana rağmen mi bunu söyledi? Eğer sana rağmen bunu söylediyse kardeşim, bir ülkenin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun, gereğini yap. Senin İçişleri Bakanın diyor ki benim ülkemde terör örgütleri, başka ülkenin istihbarat ajanları fink atıyor diyor. Dünyanın neresinde bunu söyleyen bir İçişleri Bakanı var? Ve neresinde bunu söylerse yaptırımı olmayan bir ülke var? İstanbul'un göbeğinde milletimizin bir saldırı olayı oluyor. 6 canımız gitmiş, İçişleri Bakanı çıkıyor diyor ki mahcubuz diyor. Mahcubuz diyor. İçişleri Bakanı terör örgütünün böyle bir saldırısından sonra milletimize mahcubuz cümlesini hafifletmek istiyorsa, eğer mahcubuz diyerek bu olayı hafifletmek istiyorsa İçişleri Bakanı bir alçaktır. Bir alçaktır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde terör örgütleri fink atıyor diyorsa, terör örgütleri fink atıyor diyorsa, başka ülkelerin istihbarat ajanları fink atıyor diyorsa,
O fink atan terör örgütleri 1-200 kilometre gelip İstanbul'un göbeğinde de fink atarak bomba koyuyor. 6 canımız gidiyor. İçişleri Bakanı Soylu gelip de milletin karşısında mahcubuz diyorsa o İçişleri Bakanı alçaktır. Derhal görevden alınmalıdır. Kesinlikle görevden alınmalıdır. Kesinlikle görevden uzaklaştırılmalıdır. Eğer bunu Recep Tayyip Erdoğan yapmıyorsa o İçişleri Bakanı'nın Recep Tayyip Erdoğan'la bildiği ilgili şeyler vardır, onu tehdit ediyordur. Ya da bu yaptıklarının tamamını Recep Tayyip Erdoğan ona yaptırtıyordur. O yüzden ikisi bu süreci birlikte yürütüyorlar. Bu kadar açık, bu kadar net. Sen demedin mi ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz? Sen demedin mi kuş uçurtmuyoruz? Sen demedin mi 120'den az terörist kaldı? E şimdi sen diyorsun ki Türkiye topraklarında terör örgütleri fink atıyor diyorsun. Uluslararası ajanlar fink atıyor diyorsun. Ya bunu ben söylemiyorum. Bunu sen söylüyorsun. Taksim'in merkezine bombayı koyan kadın terörist güvenlik unsurlarının en yoğun olduğu yerlerden biri olan Afrin'den 4 ay önce yola çıkmış. 4 ay önce Türkiye'yi sınırdan kaçak olarak geçmiş. Zaten sınır kevgir. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu sınırı namustur diyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşının canı bizim namusumuzdur. Onun için Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Ve İstanbul'a ulaşıyor bu terörist. Ev kiralıyor. Tekstil atölyesinde işe giriyor. Tekstil atölyesinde yaptığı bir iş de yok. Ve elinde bombayla Taksim'e geliyor. Ve giydiği kıyafet herkesin dikkatini çekecek derecede ilginç bir kıyafet. Kamuflajlı bir pantolon, ayağında postal var. Geliyor, o bombayı bir saksının dibinde 40-45 dakika oturarak orada bekliyor bombayla. Arkadaş, tam da İçişleri Bakanı'nın dediği gibi terör örgütüne mensup kişi İstanbul'un göbeğinde fink atıyor. Bombayı saksı dibine bırakıyor ve gidiyor. 6 tane canımız gidiyor. 6 insanımız ölüyor. İçişleri Bakanı bu bombalı saldırıdan sonra mahcubuz diyor. Ve aldıkları tedbiri söylüyorum size. Taksim'deki saksıları toplattılar. Ağaçları söktüler. Bankları kaldırdılar. Terörle mücadele bu mudur? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbir bu mudur arkadaşlar? Bu kadar basit midir? Bombayı terörist kadına teslim eden, organizasyonu yapan en karanlık isim nerede? Nerede? Onunla beraber gelen, onunla beraber kalan, bombayı ona teslim eden, ondan sonra ortadan kaybolan adam nerede? Çünkü o da fink atıyor. Bunu İçişleri Bakanı söylüyor. Terörle mücadele saksı sökmek değildir. Terörle mücadele istihbarattır. Terörle mücadele ciddiyettir. Terörle mücadele bir ülkenin içerisinde terör örgütlerine fink attırtmamaktır. Başka ülkenin ajanlarına fink attırtmamaktır. Eğer sınır güvenliği yoksa bir ülkede, eğer sınırda bir güvenlik değil de terör kol geziyorsa, Soylu'nun Taksim'de yaptığı açıklamadaki gibi kimsenin coğrafyasında Kobani yok, Tel Rifat yok, Minbiç yok. Kimsenin coğrafyasında dünyanın hiçbir ülkesinde kevgire dönmüş sınırlardan ülkeye akın eden 5 milyon sığınmacı yok. 5 milyon sığınmacı yok arkadaşlar. O 5 milyon sığınmacıyı kevgire dönen sınırlardan geçirten İçişleri Bakanı sensin. Kayıtsız ellerini kollarını sallayarak ve sen diyorsun ki İçişleri Bakanı olarak kimsenin etrafında Nusaybin'in, Kızıltepe'nin, Kamışlı'nın olduğu gibi
birçok terör örgütünün fink attığı, birçok ülkenin istihbarat örgütlerinin fink attığı başka bir yer yok diyorsun. Allah kahretsin ya. Ya bu ülke bu kadar mı suskun kalacak ya? Bu ülkede konuşanlar sadece siyasetçiler mi olacak? Kendi ülkesinin vatandaşları İçişleri Bakanı'nın itirafıyla terör örgütlerinin kol gezdirildiği bir ülkede canlarından oluyor. Bu ülkede sadece konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve millet olarak işi yanan, Cumhuriyet'ten yana olan Millet İttifakı'ndan başka bunun dışında demokratik örgütler, akademisyenler, iş insanları, sivil toplum örgütleri, herkes suskun mu kalacak? Bir soylunun şımarık ve maço şovlarına bu ülke neden katlanıyor? Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan'ın soyluya yaptırttığı işlerden dolayı ona katlanmak durumunda kalıyorsa, bu ülkede daha çok canları bu insanlardan dolayı yanacaktır. Ve bunun sorumlusu, bundan sonra bir tek can dahi gitse, bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu İçişleri Bakanlığı'nda orada tuttuğu müddetçe. Nedeni çok açık. Nedeni çok açık. Dünyanın neresinde olursa olsun bir İçişleri Bakanı benim ülkemde terör örgütleri fink atıyor diyorsa, benim ülkemde istihbarat ajanları fink atıyor diyorsa, benim ülkemde 6 insan can gitti, bundan dolayı mahcubiyet duyuyoruz diyorsa ve bununla bunu basite indirgeyerek bunu kendisini temize çıkartmak istiyorsa, o zaman bu ülkenin çivisi çıkmış demektir. İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak söylüyorum, beceriksiz, terörle mücadele etme bilgisinden yoksun, zavallı bir adamdır. Zavallı bir adam olduğunu defalarca ispatlamıştır. Böyle bir terör olayından sonra televizyonların karşısına çıkıp da mahcubuz diyen, ne yapabilirim ki benim ülkemde terör örgütleri kol geziyor, ne yapabilirim ki benim ülkemde yabancı ajanlar kol geziyor diyen bir İçişleri Bakanı'nı orada oturtan bir cumhurbaşkanı asla iyi niyetli biri değildir. Kendi İçişleri Bakanı'na emir verip de bunun arkasında Amerika var deyip, bunu başka bir şeye çektirtip ondan sonra kalkıp da gidip de Biden'ın elini sıkan bir cumhurbaşkanı asla samimi değildir. Asla değildir. Onun için Türkiye'de hepimizin aklımızı başımıza alması ve bu işin üzerine gitmesi gerekiyor. Birlikte terörle mücadele topyekün bir mücadeledir. Birlikte bir mücadeledir. PKK terör örgütüdür. PYD terör örgütüdür. El-Kaide terör örgütüdür. El-Nusra terör örgütüdür. Bunların hepsi IŞİD terör örgütüdür. Bunların hepsi benim ülkemde fink atıyorlar diyen İçişleri Bakanı alçakça bir söylem içerisindedir. Ve gitmelidir. Teşekkür ederim. Bankasya'ya para yatırmış, sıradan yatırımcılar, soru soru tutma konusu olduğuna bazı rızalar.
Adalet Bakanı dün komisyonda kendisine sorulan sorular üzerine Fethullah Gülen'le yaptığı övgüler nedeniyle ve verdiği destek nedeniyle keşke söylemeseydim demiş. Ülkeyi bunlar yönetiyor. Biri Adalet Bakanı, biri İçişleri Bakanı. Keşke söylemeseydim demiş. Keşke söylemeseydim dediği kişi bugün terör örgütünün lideri olan kişidir. Terör örgütüne dizdiği övgülerden dolayı diyor. Aynı övgüleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yapmıştır. Aynı övgüleri Recep Tayyip Erdoğan defalarca yapmıştır. Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ve bilgisi olmadan hiçbir terör örgütünün başını ve terör örgütünün üyelerini onlardan hiçbir tanesi övemez. Şimdi onların 17-25 Aralıkları dedikleri milat 17-25 Aralık'ta Fethullahçı terör örgütünün bilgisi dahilinde yaptıkları hırsızlıkların ifşa olduğu tarihtir. Bizim için böyle bir millet yoktur. Böyle bir millet yoktur bizim için. Bizim için 17-25 Aralık hırsızlıklarının açığa çıktığı milat tarihidir. Yoksa terör örgütü ilan ettik diye öyle bir şey yok. O terör örgütünün ne olduğunu bile bile Recep Tayyip Erdoğan, onlar ne istediklerle yaptık diyen siyasi liderdir. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten kişiler işte bu kişilerdir ve bu bakanlardır. Bu sarayın bakanları ve onların başındaki zattır. Bir şeyleri söylemekten korkarak bu ülkenin bağırsaklarını temizleyemeyiz. İltihap yapar, kanserleştirir, ülkeyi yok eder. Bir şeyleri gizleyerek yapamayız. Şeffaf bir şekilde gerçekleri konuşarak yapabiliriz. Terör örgütleriyle ilgili birliktelik içerisinde olan hem PKK terör örgütüyle masaya oturan hem onun kardeşini TRT'ye çıkartan, kırmızı bültenden aranan kardeşini TRT'ye çıkartan, Fethullahçı terör örgütü subaylarını göreve getiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin genelkurmay başkanlarını hücrelere atan, işte bu iktidardır ve bu anlayıştır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten işte bu Adalet Bakanı ve bu İçişleri Bakanı'dır. Ama bunlara bu emri veren ve bütün bunların yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başka? Buyurun. Arkadaşlar, genel başkanımızın söylediği bir şey var. Diyor ki bir partinin siyasal görüşlerini, ideolojisini sözcüsü, grup başkan vekilleri ve genel başkanı açıklar diyor. Partinin kendisiyle ilgili bir söylem söz konusuysa bizim boğazımızda tam 9 tane boğum var. Biz o 9 boğumu dikkat ederek, seçerek konuşuyoruz. O 9 boğuma bu ülkenin hassasiyetlerine dikkat ederek hareket ediyoruz. O yüzden herkes kendi verdiği söylemin ne kadar ciddiyetinin farkındadır onu bilemem. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylemlerimize dikkatli bir şekilde partimizle birlikte dikkatli bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı adaylığını belirleyecek olan yer millet masasıdır. 6 tane genel başkanın olduğu millet masasıdır. Adayı nasıl açıklayacaklarını millet masası açıklamıştır. Adayın hangi özelliklere sahip olacağını açıklamıştır. Millet masasının iradesiyle bu çürümüş Cumhurbaşkanlığı sistemini yok etmek için birlikte kararlı bir şekilde yürüyen
genel başkanların kararlı tutumunu zafiyete uğratacak hiçbir söylem doğru bir söylem değildir. Bütün genel başkanlarımızın, o masada oturan bütün genel başkanlarımızın kararlı ve istikrarlı tutumlarını güçlendirecek, onun arkasında duracak bir duruş sergilemeliyiz. Ve biz bunu böyle yapmakta milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, MYK'mız bunu böyle ifade etmekte ve dikkatli olmakta kararlıyız. Çünkü zor, meşakkatli bir süreci birlikte götürüyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili gönlümüzde olanı söyledik ama kararı verecek olanın millet masası olduğunu da defalarca söyledik. Altılı masanın içerisinden bir lider kendi fikrini açıklarsa her liderin fikrine olduğu gibi buna saygı duyarız. Ancak bunu bir ya bu söylenmiştir falan filan diye bunun arkasından bir politika geliştirme gereği duymayız. Bu politikayı yürüten 6 tane genel başkanımızdır. Onlar bir araya geliyorlar, kararlarını veriyorlar, kararlılar, istikrarlılar. Birbirleriyle kucaklaşarak yürüyorlar, yollarına devam ediyorlar. Bize düşen ve milletimize düşen, kaygısı olan, çocuğunun geleceğini düşen, herkese düşen onlara destek olmak ve onların önünü açmaktır. Başka? Yok, teşekkür ederim.